Arkadaşlar merhaba, ben Çağatay Usta. Bu videomda kordonlu bölgeye nasıl macun çekeceğiz onu göstereceğim. Macun çekmeden önce 120 ml zımpara yapacağım. Şu şekilde. Alanı biraz genişleterek. Çünkü dolgu macununu sadece saç kısımlarına çekeceğim. Finisyon macunlarını ise biraz genişleterek çekeceğim. İlk önce bir 120 ile zımpara yapalım. Dolgu macunu olarak da alüminyum macun çekeceğim arkadaşlar. Hani kordona nasıl macun çekmeniz gerektiğini göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlar olur. Gerçi herkes farklı çeker ama ben kendi çektiğim gibi göstereceğim size. İlk önce macun bırakacağım arkadaşlar komple buralara. Bıraktım. Buraya da. Böyle koyuyorum. Şöyle bastırıyorum arkadaşlar. Yani şu kısmına. Aynı şekilde. Rahat bırakıyorum. Çekiyorum. Bunda olmadı. Bir daha çekeceğiz. Burada biraz eksik var. Alüminyum macunumuz kurudu. Şimdi 120 zımparayla çizmemiz gerekiyor. Hani bunun üstüne direkt beyaz macunu, finisyon macununu çekersek zamanla çatlama yapacaktır. O yüzden mecburen bu macunu çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolgu macununu. Az çok kordonumuz ortaya çıktı. Sadece şu köşeyi biraz sivrileştirmemiz lazım. Görüyorsunuz zaten macunlar neresi istiyor neresi istemiyor söylüyor. Burada fazla var. Burası alçak. Burası macun istiyor. Buralar dolmuş. Şu kenarlar şu şekilde arkadaşlar. Şimdi finisyon macunu çekeceğiz. 2 kat çekeceğiz. Yine aynı şekilde bırakıyorum üstüne. Ondan sonra çekeceğim. Yeni çelikle de arkadaşlar tam oturmuyor ama arkadaşlar macun işlemimiz bitti. Zımpara yaparken de ilk önce burayı yapacağım. Bant çekeceğim. Aslara kadar hazırlayacağım burayı. Ondan sonra bant çektikten sonra da üst kısmı aynı şekilde yapacağım. Aslara kadar 120-240 neyse bitireceğim. Zaten tamponumuz da boyanacak. Buraya bant çekmemdeki sebep hani buraya fazla macun gelmesin, onunla uğraşmayayım, daha rahat çekeyim diye.